Şimdi 3011 var. Sırada o biraz daha aynı hadisin. Uzun hali. İmam Buhari diyor ki, Haddefene Abdullah ibn Muhammed'in. Bize Abdullah bin Muhammed anlattı. Abdullah bin Muhammed de diyor ki, Haddefene Yahya ibn Adem'e. Bize Yahya bin Adem anlattı. O da onun hocası. O da diyor ki, Haddefene Yezid ibn Abdülaziz'i. Bize Yezid bin Abdülaziz anlattı. O da an ebihi babasından. Haddetena Habib ibn Abi Sabit'in diyor ki bize Habib bin Abi Sabit anlattı. Kale dedi ki haddetani Abu Vail'in. Bana Ebu Vail anlattı. Kale dedi ki Kunna bi Sıffina. Biz Sıffin'deydik. Fakama Sehl bin Huneyf, Sehl bin Hunayf kalktı. Yani konuşmak üzere ayağa kalktı. Fakala dedi ki: Ey Yuhannasu ey insanlar. İttahimu Kendinizi töhmet altına alın. Demin ki rivayette ittahimu ra'yakum. Görüşünüzü gözden geçirin. Görüşünüze töhmeti yöneltin. Yani yanlış sizde çünkü müminlerin işleri istişare iledir. Ve bir, bir istişare yapılmış, bir karar alınmış. Değil mi? Artık bir yola girilmiş. Ondan sonra bireyler, fertler kendi başlarına, kendi tezlerini bir fitne vesilesi olarak seslendirmeye devam edip sürece karşı duramazlar, durmamalılar. O zaman müminlerin birliği yani asıl en kaybolmaması gereken şey kaybolur. Asıl korktuğumuz şeyin kaçtığımız şeyin içerisine düşeriz. Dolayısıyla istişare ortamında herkes görüşünü söyleyebilir. Ama ve amruhum şura beynehum onların işleri kendi aralarında istişare dediğimiz o ortam da bir sonuca gidildiğinde çoğunluk belli bir tarafa meylettiğinde siz artık onunla kendinizi bağlı sayarsınız. Artık o karara siz olanca katkıyı, desteği sunmaya bir sorumluluk olarak kabul etmeniz gerekir. Yoksa benim dediğim olmadı diye çıkıp ahalinin arasında ben doğrusunuz söylemiştim, yapmadılar, uymayın bunlara, doğrusu budur diye öyle olsa o zaman hiçbir zaman birlik ve beraberlik olmaz. Hz. Musa aleyhisselamın yerine bıraktığı Hz. Harun dahi yani doğrusunu söyledikten sonra kavmin birliği ile teftika arasında kalınca ilk diyor ki inni haşitu an taqula farraqta bayna bani israil ve lem Korktum ki sen İsrail bölmüşsün dersin. Sözümü dinlememişsin dersin. Ben onlara inna rabbakumur rahmanu fettabi'uni ve ati'u Sizin Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Bu senin yaptığı buzağı değil dedim. Bana itaat edin dedim. Benim sözünü dinleyin dedim. Ama katlar böyle yaptılar. Ben de bir yandan sonra kadu yaktulur beni öldüreceklerdi. Senin gelmeni bekledim olay bu vaziyette kaldı. Dolayısıyla orada Hz. Harun'un bile kullandığı bir, bir argüman var. Yani tefrikaya yol açma noktası, ya adam kalkmış sırf kendi içtihadi görüşünü, yaklaşımını kabul etmediler diye, kabul edilmedi diye, onun dediği olacakmış diye diretip dayatıp şuraya rağmen, istişareye rağmen etrafına adam toplayıp bununla bir tefrika noktası, bir fitne noktası oluşturmaya çalışıyor. Ve bunlar çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Ve sonra bakmışsın Hz. Ali'nin ordusundan da ayrıldılar. Sonra başkalaştılar. Bambaşka şeyler oldular. Sehl bin Huneyf o yüzden bu işler olmasın diye şu anki duygu, şu an duygularınızla hareket ediyorsunuz. Bir kendinize odaklanın, bir şöyle bir gözden geçirin durumunuzu. Bakın size bir örnek veriyorum. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de İslam'ın izzetini e, düşürdü. İslam'ın izzetine gölge düşürdü öyle mi? Bir de onu düşün, oradaki durum da bundan farksızdı diye o misali önlerine koyuyor. فَاِنَّا كُنَّا مَا رَسُولِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ Çünkü biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ Hudeybiye günü. <laughs> وَلَوْ نَرَا قِتَالًا لَقَاتَلْنَا Eğer qital, savaşmak görüşü yani şey ortaya çıksaydı savaşırdık, korkumuz yoktu ama o görüş çıkmadı. Neden? Çünkü o güçleri yok yani o güçleri olsa basar geçerler ama o güçleri yok. Fecaa Umar ibnul Hattabi Allah azze ve celle biliyorsunuz böyle sayıca oranlar verdi. İn min kum 20 sabiruna, yaglibu 200 sonra hafifletti. al, ana khaffafa Allahu ankum ve alima en fikum dafa. Sonra bir ikiye düşürdü. Dolayısıyla öyle yani uçsuz bucaksız orduları orantısız askeri güç ve imkânları sizin öyle eline geçirdiği üç beş şey ile bütün mü'minlerin varlığını tehdit altına sokacak, risk altına sokacak bir cehaleti cesaret olarak görmek mümkün değil. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ Tedbirini almak ve tedbir esasına göre yol almak, zorunda, müminlerin başındaki kimse onların varlığını, ırzını, namusunu, geleceğini öyle korkusuz davranıyorum adına nasıl olsa Allah bizimle diyerek hiçbir hesap, hiçbir strateji yapmadan e, tehlikeye atamaz. Gücümüz buna el vermiyor dediği yerde gerekirse aleyhte anlaşmaları aleyhte maddeleri olan bir anlaşmayı e, ya rıza göstermek durumunda kalabilir. Allah Azze ve Celle'nin bunu Resulüne yaşatmış olması, ümmetin kıyamete kadar yaşayacağı durumlardaki emsal teşkil edecek yönüyle çok önemlidir. وَلَوْ نَرَاقِ تَعْلَمْ لَقَاتَلْنَا فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّالِ Allah'ın Resulü bu anlaşmayı yapınca, Ömer bin Hattab çıkıp geldi. Allahu anh. Hazreti Ömer fakana dedi ki: Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Elesna alel hak? Biz hak üzere değil miyiz? Biz hak tarafında değil miyiz? Yani demek istiyor ki batın mıyız ki biz böyle bir alete anlaşmaya boyun eğdik. Biz hak tarafındayız. Hakkız. Batıl olan onlar değil mi? وَهُمَ عَلَى الْبَاطِلِ Biz hak tarafındayız, onlar da batıl tarafı. Biz haklıyız, onlar da haksız öyle değil mi? فَقَالَ <laughs> bela Dedi ki elbette. Yani bizim hakkımız Mekke'ye girmek, ibadetimizi yapmak. Bunlar zulmen önümüzü kestiler, haksızlar. Bizim davamız da hak, onlar batıllar. Bunları adam yerine koyup, bunlarla böyle anlaşma yapmak, aleyhimizde maddeleri kabul etmek nice bir iştir diye soruyor. Fakale sonra devamla sordu, dedi ki, yani diyelim biz hakkız, onlar da batıl, bunu kabul ettin. Ama demek istiyorsun ki yani adamlar çok güçlü, bizi güçleriyle perişan ederler, öldürürler. E varsın öldürsünler. Eleyse katlana fil cenneti. Bizim ölülerimiz zaten cennete gidecek değil mi? vakatlahum katlahum Onların ölleri zaten cehenneme gidecek değil mi? Yani öyle de olacak olsa bir kaybımız yok. Varsın güçlüler diye biz boyun eğmeyelim. Ölülerimiz ölürüz. Cennete gideriz yani. Kale dedi ki bela bu soruya da Resulullah Evet elbette bizim ölülerimiz. Cennete onların ölüleri cehenneme. Kale. Bu iki cevabı alınca Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki فَعَلَامَ نَعْطِ الدَّنِيَّةَ fi O zaman biz ne diye dinimizde bu ödünü veriyoruz? Bu tavizi veriyoruz. Daha geriye ne kaldı? hak üzereyiz, onlar batıl üzere ve güçleri varsa bizi katlederler, cennete gideriz yani. Başka daha ne var ki siz burada bu ödünü verdiniz, bu tavizi verdiniz, bu aleyhimizde maddeleri kabul ettiniz diye doğrudan Resulullah'a sordu. Fakat <laughs> Hazreti Ömer dinine. Biz nasıl e, ne diye dinimizde dinimizden bu tavizi veriyoruz? Enerci'u kalkıyoruz, dönüyoruz. Ve lemmâ yehkumillâhu ve Allah aramızda hükmünü vermeden kalkıyoruz, toplanıyoruz, geri dönüyoruz. O kadar ağırlarına gitti ki geri dönüyorlar. Nasıl olur? Savaşalım Allah aramızdaki hükmü versin demek istiyor. Niye? Kuzu kuzu tabiri caizse geri dönüyor. Fekala bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Yebnel Hattabi Ey Hattab'ın oğlu İnni Resulullah Ben Allah'ın Resulüyüm. وَلَنْ يُضَيِّعَنِ اللّٰهُ أَبَدًا Allah beni asla zayi etmez. Yani ben kendi risaletimle Cenab-ı Hakk'ın bana yüklediği sorumlulukla kalkıp da bir yanlışın içerisinde bulunmadım, bulunmam. Bu yaptığımız işi sen yanlış bir iş gibi görüyorsun, İslam'ı, İslam'ın davasını zayi eden bir durum gibi görüyorsun ama öyle değil. Bir yanlış üzere değilim. Dolayısıyla sahadaki gerçeklik, vakadaki gerçeklik Allah Azze ve Celle'nin bizi yüz yüze bulunduğumuz, karşı karşıya olduğumuz durumda onunla muamele etmeyi öğretti. Yoksa daha Mekke'deyken de aynı yaklaşım ile değil mi? Hareket edebilirlerdi. Ölülerimiz cennette değil mi diye. Yani Mekke'de kalkıp bir terör saldırısı yapabilirlerdi. O kadar adamlar az sayıda değiller. Bir damdan bir taş bırakmayı, birini bir kılıçla gafil avlamayı yapamayacakları şeyler değil. On küsür sene İlahi emirle elem tara ilellezine qila lahum kuffu eydiyakum. Elinizi çekin. Bu işlere girmeyin emriyle. Çünkü vakıaları bu. Evet olabilir birkaçını öldürebilirler. Ama düşman aleyhine tamamının üzerine çöküp hepsini yok edecekleri bir gerekçe vermiş olurlar. Onca işkenceye hatta cinayete rağmen katledildiler. Ammar, Sumeyye şehit edildiler. İşkencelere uğratıldılar. Resulullah yanlarından geçip o perişan dağlanmış vücutlarını kırbaçlanmış güneşin altında perişan olmuş hallerini gördüğü ortamlarda. Bunlar yaşandı ama Cenab-ı Hak bize kendi vakamıza uygun strateji oluşturmayı öğretti. Elinde hiçbir imkan güç yokken bir çıkın davranıp güya cesur, çok korkusuz dünyaya meydan okuyor. İmanın gücüymüş bu. O zaman Allah Azze ve Celle'nin bunlara bu sahabeyi kirama yaşattığı imanın zafiyeti mi? Hayır. Durumu yönetebilme becerisi. O kudur Sahada Cenab-ı Hak bize tedbiri emretti. Netice Allah Azze ve Celle'nin elinde olan bir şeydir. Ama biz tedbir üzere belli bir hem mühimmatı hazırlamak hem belli bir sayıyı sağlayıncaya kadar tedbirli olmak ve o makul çerçevede düşman ile savaşın meşru olduğu zaman da küffarın saldırısı onu meşru kılar, i'tidası. Çünkü onlar i'tidada bulunmadığı sürece Cenab-ı Hak وَقَاتِلُوا الَّذ۪ينَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Sizinle savaşanlarla savaşın dedi. قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ يَلُونَكُمْ Üzerinize gelenlerle savaşın dedi. Yoksa biz zaten sulh tarafındayız. Onlar savaşmayı dayattığı ve savaşı meşru kılmaya yol açtığı bir durumda Cenab-ı Hak bize müsaade etti ama biz de hazırlıklıyız. İmkanımız var, bertaraf edecek makul bir hem sayıca hem imkan düzeyinde hazırlığımız var. Böyle şeyler yaşandı ve bunlar ilahi emrin bir parçası. O bakımdan yeri gelip de anlaşmaya olay dönünce ve bunu aşacak geçecek bir gücü bulunmayınca Bizantiyya hem kendisi o aleyhteki maddelere imza attı ve Allah'ın Resulü Hazreti Ömer'in kendisini bir bakıma istifham ile nasıl olur biçimindeki sorularına yanlış yapmıyorum Allah beni zayi etmeyecektir diye cevap verdi. Teskin oldu mu Hazreti Ömer? Kolay değil. O esnadaki duygusal tepki çok yüksek. Fantalaka Ömer'u <laughs> ile abi Bakır'ın. Varıp Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti. فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylediğin aynısını Hazreti Ebu Bekir'e söyledi. Hazreti Ebu Bekir aynı cevabı verdi. اِنَّهُ رَسُولُ اللّٰهِ وَلَنْ يُضَيَّعُ اللّٰهُ اَبَدًا O Allah'ın Resulüdür ve Allah Azze ve Celle ona yaraşmayan, ona uygun düşmeyen bir yanlış üzere onu olması, bulunmasına müsaade etmez, zayi etmez. Demek ki yaptığı şey doğrudur. Sen kendini gözden geçir. Sen durumu anlamaya, sen vakıayı değerlendirmeye bak. Gücümüz var mı? Yok, göz göre göre intihar mı edelim? Buna hakkımız var mı? Cenab-ı bak müsaade ediyor mu? Hayır. Önce hazırlığını yapacaksın. Hele hele bugünün dünyasında. Kendi aralarındaki... Yarışta biri nükleer güce kavuşur kavuşmaz, diğerleri yemedi, içmedi, uyumadı. Üstelik her ikisi de küffar, güruh olmasına rağmen, hemen onlar da nükleer güce kavuştular. Çünkü biliyorlardı ki, barışın garantisi gücün dengesindedir. Güç eğer dengeli değil, asimetrik duruyorsa, senin namusun da, ırzın da, vatanın da, ee, şey altındadır, risk altındadır, tehlike altındadır. Onu dengeleyici bir gücün olmak zorunda. O dengeleyici güce kavuşmadığın sürece küffarın merhametine kalmışsın demektir ve Allah'ın da gazabına uğrarsın. Çünkü Cenab-ı Hak وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّتٍ Kuvvet namına ne varsa hele hele onların elinde varsa Senlerin de illaki olmalı. Bu kötü silah, kötü yakulla, kötü kullanımı kötü. Ya kötünün elinde o kötü dediğin kötü var zaten. Kötünün en kötüsünü yaşıyoruz şu anda. En azından iyinin de elinde olsun da kötüyü dengelesin. Bir de böyle saftelikler var. Yani bu bu tür silah türlerini efendim gayri İslami, gayri insani, gayri hukuki bulmayı ele alıyor. Ya o kötünün elinde zaten bu kötü silah var zaten. Bundan daha kötü bir dengesiz durumda olamayız. Bari bizim de elimizde olsun da kötüyü caydıralım. Ha senin de elinde olur ve o kadar güce kavuşursun ki bu kez kötüyü bu tür silahlardan dünyayı arındıralım diye anlaşmaya zorlarsın. Hem senin elinden hem onun elinden temizlersin. Göreyim seni. Yap bunu. Bu ideal sonuca kavuş. Ama şu anki kötü duruma hem kendini hem müminleri razı etmek için böyle bir argüman kullanıyorsan ya uzaktaki adamın bir işbirlikçisisin, bizden görünen ve bizim gelişmemize mani olmak isteyen, silah geliştirmemize, imkana kavuşmamıza mani olmak isteyen ya da hakikaten akletme melekeleri bu düzeyde el vermeyen bir saflık içerisinde hamakati doya doya yaşıyorsun, başka bir izahı yok bunun, dolayısıyla günümüz dünyasındaki eğer benzeri bir karşılaştırmayı bugüne taşıyacak olursak, Allah Azze ve Celle önce bu hazırlığı yapmamızı bize emreder, bizden bekler ki sonra biz buna uygun e, taleplerimizi, beklentilerimizi ve haklarımızı e, yaşayabilecek bir özgürlük alanına kavuşalım. Yoksa baskı altındayız. Ve baskı altında belli baskıları tolere etmeye mecbur kalışımızın da veya yeryüzünün orasında burasında yaşanan zulme yetişemeyişimizin de yine benzer şekilde kendi durumumuz zaten el vermiyor. Kendimizi kendimiz koruyacak kadar düşmanın elindeki o büyük silahlara malik değiliz. Efendim bunlar asla kullanılması silahlar, kullanılması silahlar değil. Fantastik. Öylece işte ellerinde tutuyorlar. Bizim elde etmemize gerek yok denirse bunun hiç de böyle olmadığını yakın zamanda gördünüz. Adamlar sıkışınca gerekirse nükleer silah kullanırız diye dillerine doladılar. Bugün ağzına alan yarın eline alır. Bunun başka açıklaması yok. Çünkü diyor ki iş oraya varırsa yani ben bu silahları burada fantazi olsun diye tutmuyorum. Eğer hepiniz karşıma gelirseniz o zaman biz de aşama aşama bu silah türünden diğerine 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 sıra bir gün gelir ona da gelir. Ama bunu şimdiden bilin. Savaş böyle bir şeydir. Dolayısıyla onun caydırıcı dengesini kullanmaya çalışıyor ki iş oraya varmasın diye. Bizim elimizde veya Müslümanların elinde, müminlerin elinde, İslam toplumunun, İslam toplumlarının elinde böyle bir şey var mı? Yok. Böyle bir kolektif ruh var mı? Bu birlik ve beraberliği ve bu gereksinimi gözetecek, buna şimdiden hazırlık yapmaya, evlatlarını, çocuklarını gizli aşikar yönlendirecek, çabayı sersine girecek? Hayır. Tam tersi elindeki servetleri, ve zenginlikleri küffara kaptırmak üçün birbirleriyle didişen bir miras yedi şımarık toplum görünümü veriyoruz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına varıp ona dedi ki benzer şeyleri söyledi. Ki bunu da söyleyen Hazreti Ömer. Dolayısıyla Kendimizde bu tür duygular buluyorsak da çok e, yanlış bir şey değil. Bu, bu tür tepkisel şeyler olabilir. Ama önemli olan yönetebilmek. Hazreti Ömer kalkıp da ayrılmadı. İçinde bu gürül gürül duyguları dürüstçe ifade etti. Buna dair çare aradı, düşündü, taşındı. Sonrasında bunu tahlil etti. Anlayabildi, yorumladı. Ve bilahare kendisi İslam toplumlarını yönetirken, ordulara, orduları komuta ederken yine tedbirli davranabilmenin refleksini Hazreti Ömer'de görüyoruz. Örneğini görüyoruz. Bunu geçmişinden öğrenip imaret, emirlik kendine, sıra kendisine gelince buna muvaffak oldu. Dolayısıyla bu da bir öğrenme yolculuğu. Buradan okuyacağız ki öğrenebilelim. Bu gerçeklere tanık olacağız ki bugünümüze oradan ibret taşıyabilelim. Gerek Resulullah'ın Hudeybiye'sinden, hatta Huneyn'inden, gerek sahabe-i kiramın içine düştükleri bu sıkıntılı durumlardan ibret alacağız. Onların buralarda yaşadıklarını, konuştuklarını bileceğiz, duyacağız ki vaka ve sahadaki sorumluluklarımızı ve gerçekliklerle nasıl yüzleştiğimizde baş etmemiz gerektiğini, Allah'ın bizden nasıl bir süreç yönetimi istediğini bilelim. Yoksa Allah zaten bizi koruyor, biz hak üzereyiz diye. Cenab-ı Hak orduyu bile bir yerden bir yere intikal ettirirken, infiru tubatin av infiru cemia Ya böyle bölük bölük, ya topluca ama niye bağlı olarak? وَخُدُوا حَذْرَكُمْ Tedbirinizi alarak eğer düşman saldırısı ihtimali varsa o zaman hedef teşkil etmemek için parçalı intikal söz konusu. Bakın sahadaki gerçekliği ve vakayı bütün gerekleriyle gözetiyoruz Başta istihbarat olmak üzere ve bunu en iyi yapan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiydi. Nasıl olsa Allah bizimle deyip de hiçbir istihbari araçlara başvurmayan, çaba içerisine girmeyen, önden hiçbir askeri hazırlık yapmayan, öyle Lodoslan'a giden bir yaklaşım, bu Allah'a olsa olsa güven değil isyan olur ve müminleri tehlikeye atmak olur. Çünkü vaka tedbir ile yürür ve tedbir Allah Azze ve Celle'nin emridir. Bunun durumu evinde yatıp nasıl olsa Allah rızkı verendir diye Cenab-ı Hakk'ın وَبْتَغُوا min fadlihi emrini tedbiren başvurup bir şeyler kazanma, maişete başvurma şeyini göz ardı eden adamın durumundan farksızdır. Biri yeme içmede aynı şablonu uyguluyor. Biri güvenlikte aynı şablonu uyguluyor. Ama her ikisi de Cenab-ı Hakk'a asi olmanın bir versiyonu başka bir şey değil. فَانْتَلَقَ <laughs> عَمَرُوا Burayı okuduk. قَالَ <laughs> فَاِنَّهُ إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح بن زينفتي سورة سنازيلولد فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. الله رسول صلى الله عليه وسلم بصوري هزيتي أملاء أوكودو سنة كذا أوكودو Fakala Umaru dinleyen Hazreti Ömer Ya Resulallah dedi. Ey Allah'ın Resulü. Ava bu fetih o mu? dedi. Yani Hudeybiye'deki bu anlaşma fetihin kendisi mi? Kale nam. Dedi ki evet. Bu hani tabir caizse mananın düştüğü hmm anladım şimdi dendiği andır. Demek ki bunu ne kadar düşündüğü, taşındı. Ve sonra ayetteki ipucunu da görünce hımm dedi. Çok geçmeden Allah Azze ve Celle barış ortamının meyvesini müminlere yaşattı. Çünkü barış ortamı hakim olunca özellikle ortada duran kabileler Mekke'nin baskısı altında kalıp iman etmeye korkan ama barış anlaşması gereği taraflar kendilerine antlaşmalar edinebileceklerdi. Dolayısıyla Medine ile antlaşma kurabilmek Mekke'ye karşı da güvence altına girmek idi. Mekkeliler baktılar ki Araplar peyderpey Medine ile iman ediyorlar. Barış ortamı, savaş kalktı 10 yıl süreyle. İnsanlar kulak veriyorlar, dinliyorlar. Ve ortada dolaşan, dolaşımda olan hakkın kendisi ona nasıl batılla karşılık vereceksiniz. Hadi gücü önüne daha büyük güç çıkararak durdurabiliyorsunuz. Ama hak olan argümana ne karşılık vereceksiniz de onu durduracaksınız. Silahlar sustuğunda, sesler başladığında, konuşmalar orada hakkın mutlak üstünlüğü var. O yüzden vassulhu hayır. O yüzden kazanılan zaman hem İslam'ın anlatıldığı süreçte artı değer sağlar hem de Müslümanların o zayıf bulundukları güç açısından güçlerini derleyip toparlayacakları, karşı mühimmat hazırlayacakları ve böylece iş tekrar savaşa dönecek olursa bu kez gücü de bastırabilecekleri bir imkana kavuşmalarını sağlar. Seni göreyim o imkana o güce kavuş sonra yeryüzünün en uzak coğrafyasındaki bir zulme bile ecdadın yaptığı gibi bir ultimatom göndererek sadece böyle şeyler görmek istemiyorum. Bunu düzeltiniz diye bir nota gönder ve iş düzelsin. Ama gücün yoksa bu bıçkınlığınla sadece komik duruma kalırsın. O bakımdan bu ve benzeri söylemlerle gençlerimizi terörize etmeye çalışan dünkü harici mantık Rasulullah'ın ve Allah Azze ve Celle'nin ona yaşattığı bu süreçten, siretten habersiz, cahilce bir, kör bir yaklaşım içerisinde bulunuyor. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ